Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Hüseyin arkadaşımızın yanındayız. Köpeklerine bir bakalım dedik. Oradan biraz çekim yapalım dedik sizlere. Tamam. Hüseyin. Kaç bunun ayı? 11 aylık abi. Arkadaşlar bu 85-86 rahat da vardır. 11 aylık. Fazla yaklaştırma. Arkadaşlar şekil çemenler numara maşallah. Babuş. Arkadaşlar hırsız köpek sevenlere güzel bir örnek arkadaşlar. Burada şuradaki de dişimiz arkadaşlar. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Arkadaşlar ben... Abrek'ten geziyordum. Arkadaşın yanına uğradım. Şeyin, kancın yaşı kaç? Yaşında. Arkadaşlar gerçekten şey yapamıyorum, bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Niye diyemiyorum? Çünkü artık gerçekten korkuyorum. Milletin bu yorumları, bilinen bilmeyen yorumları olduğu için bir şey diyemiyorum. Ha burada bizim sokak köpeklerinden bir tane diyeyim arkadaşlar, başka ne diyeyim? Kangal desem olmuyor, mutlaka bir kulp takıyorlar. Malaklı desem gene bir şey diyecekler. Kuyruğu dik, rengi şöyle, kafası böyle. Arkadaşlar bilmiyorum işte. Ama işte bizim bu yörenin köpeklerinden istediğiniz başlığı siz kendiniz koyarsınız artık. 11 aylık enik, 85 üstü boy, kalınlık, el ayak hepsi var. Koyuna gitti mi gitmedi değil mi? Gitti yazın gitti abi. Yazın gitti. Yazın gönderdi diyor arkadaşlar. Hüseyin arkadaş. Buyurun aradığınız özelliklerden. Ben yanına geliyorum, kendi de yanıma geliyor.
koydum size. Ben babuş. Arkadaşlar. Genelde bu tür köpekler beğenmeler lazım bizim şeylerimiz, izleyicilerimiz, çünkü hırçıl köpeği seven çok oluyor arkadaşlar. Onun için ama ne derseniz deyin arkadaşlar, 10 numaranık, çünkü daha bunun yaşı ne ki 11 aylık arkadaşlar. Bunu ben 3 yaşında 4 yaşında düşünemiyorum. Nasıl kalınlaşır, nasıl güzelleşir. Yatıyor mu lan? Babuşo. Adı Paşa mı? Evet, Paşa. Arkadaşlar. Paşa adı. Ben çok defa gördüm de ama ismini bilmiyordum. İsmini sizlerle beraber öğrendim. Bizim paşamız da bu. Şeyde Göksu'nda paşa yok zaten hiç, değil mi? Arkadaşlar bunun bir kardeşi daha vardı. Bu hatta aynı gün ölenlerden bir tanesi de bizim Talaz'ın öldüğü gün bunun kardeşi de öldü. Ama o başka bir arkadaşlardı. Maalesef bu salgın bizi bu sene bayağı yıprattı arkadaşlar. Demirhan Paşa. Ağa da sensin, paşa da sensin. He? Eh. Paşa. Desin. Bir de horluyor lan. He? Tasma biraz sıkıntı. Biraz da sıkıntı. He. Bu gelişmekte olduğu için tasmaları sık sık kontrol etmek lazım. Köpek her geçen gün kilo alıyor, şey yapıyor, büyüyor. Maşallah paşa. 10 numara köpek arkadaşlar. Tabi. Bir de bizim burada deli kız, tam bir deli kız arkadaşlar. Paşa. Desin. 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 Arkadaşlar dişi abiraj oraya bağladım. Ona tepki gösteriyor. Abrek de gariban yabancı yere gelmiş. Salak salak bakınıp duruyor. Ama dişi onu kabul etmiyor, onun şeyini. Değil mi kızım? Bunun kızanlığı yakın mı? Paşaya vurulmaz. Şey daha küçük. 15 arkadaşlar, erkek köpekleri 15 aylığa kadar çiftleşti menderim. Büyümeler, gelişmeler için. Dişileri de aynı şekilde yavrulatılmaz aslında. Ama ben yavrulatıyorum, ayrı bir olay. Ticaretine değilim arkadaşlar. Sadece doğasına şey yapmıyorum. Normalde gelişmesini durdurur. Başka enikler küçük olur filan, öyle bir şey yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sadece ney? Köpeğin gelişimini engeller arkadaşlar. Çünkü tüm şeyleri yavruyu beslemek de şey yapar. Erkek köpeği de aynı şekilde etkiliyor. 15 aydan önce çekerseniz.
Onun için benim size tavsiyem 15 aya kadar oynamama. Dişi veya erkek. Arkadaşlar, buradan bugün göstermek istediğim köpekler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir Hüseyin arkadaşın köpeklerini. Çok güzel. Soğuk köpekler değil mi Hüseyin? Ne diyorsun abi? Ben ne diyorsun değil de milletin dediğini demeye başladım ben de artık. Bilmeyenlerin dediğini demeye başladım. Oldu arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Paşa! Paşa!